Ya ben o kitabı okumuştum aslında ama film olmamış. Bütün seriyi okudun yani. Tabii ki. Peki neden yüzüğü kartallarla göndermediler Kümdana? Kümda? Boş ver. Çok güzelsin. Teşekkür ederim, sen de. Maç biletlerini ayarladım. Hemden hocadan izleyeceğiz. Alice, sana hocam. Ha, ne demiştin kardeşim? Maç biletlerini ayarladım diyorum. Hemden hocadan izleyeceğiz. Ha, iyiymiş ya. Eyvallah. Canım, benim bir içki almam lazım, tamam mı? Tamam. Alo anneciğim. Kızım, vardınız mı olay yerine? Evet, şimdi geldik. Biraz trafik vardı. İyisin ama değil mi? Anne, soruyu bir daha sorarsan küseceğim valla. İyiyim dedim gerçekten. Tamam, tamam. Kapat. Hadi öpüyorum o zaman. Anne! Sevgilim, sevgilim. Ya nasıl çaktırmadın iş bana? Söylemem ki. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel oldu. Kahve yapacağım ikimize. Ben yaparım anne. Hayır, ben yapacağım. Suyu, kahveyi. Bir de fincan getir. Ne alıp veremediniz var Muzaffer'le? Ne oldu, niye tartıştınız? Kocamla ilgili sana fırsat vermeyeceğim anne. Niyetim sadece dertleşmek. Kızımın yaralarına dokunmak. Gerçekten mi? Bu şey nereden yanıyordu? Şununla şunu yapıyorsun. Ne zamandan beri kızının yaralarına dokunmak istemiyorsun? Hep öyleydi. Amacım seni yargılamak değil Figen. Fakat öyle kibirlisin ki sorunlarını kendinden başka kimsenin çözemeyeceğini düşünüyorsun. Paylaşımcı değilsin. Kimseden yardım istemiyorsun. Sonra da insanlara sana ulaşamadıkları için, ne hissettiklerini bilmediği için kızıyorsun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun benimle ilgili? Hatırlıyor musun? Kumburgaz'daki yazlıkta ağaçtan düşmüştün, yani düşmüşsün daha doğru. Sonra da kendi kendine bacağını pansuman etmişsin, yarayı sarmışsın. Bütün bunlardan benim hiç haberim yok. Sonra bana iki gün küsmüştün. Bu yüzden ağaçtan düştüm, bacağımı üflemedin diye. Annesin sen. Bilmen gerekirdi. Sen söylemesen nereden bilebilirdim ki? Ne bileyim anne, o zamanki aklımla hissetmen gerektiğini düşündüm herhalde. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama annelerin öyle mistik güçleri falan yok. Ellerinde sihirli değnekleri de yok. Keşke olsaydı. Keşke bir değneğim olsaydı da kızıma dokunsaydım, ona şifa olsaydım. Keşke. Ama sihirli değneğimiz yoksa da ümidimiz var. En olmazı olduran tek dua ümittir kızım. Anne, ümit falan yok. Çare de yok. Ne ümit kaldı, ne çare var. Ben artık dayanamıyorum. Ben nasıl yaşayacağım? Onsuz ne yapacağım? Bilmiyorum. İstemiyorum. Bilmiyorum. Anne, Cihan gidiyor. Şişt, sakın öyle deme. Nasıl deme? Nasıl deme? Ben uyandığım her sabahtan, yediğim her lokmadan,
İçtiğim sudan utanıyorum. Yarın öbür gün Cihan'ın olmadığı bir dünyada yaşayacak olmaktan utanıyorum anne. Ne yapacağım ben? Nasıl yaşarım ki ben onsuz? İstemiyorum anne, istemiyorum Cihan gitsin. İstemiyorum. İstemiyorum. Hiçbirimiz istemiyoruz kızım. Teslim olmayacağız mı çaresizliğe? Bak göreceksin. Hep birlikte mucize yaratacağız.